Fezlekelerde milletvekillerinin yargılanması için yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Ayrıntıları Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir'den alacağız. Gürkan Demir, hoş geldin Ulusal Kanal ekranlarına, gece görüşüne. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler Gürkan. Şimdi dedik ki 900 fezleke var toplam şu anda HDP'ye ait. Ama biliyoruz ki onlarca da dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Süreç nasıl işleyecek, bize şöyle bir özetleyebilir misin? Deniz, öncelikli olarak birkaç cümle gündem dışı bahsedeyim. Ben de az önce vermiş olduğum müjdeye dair birkaç cümle söyleyeyim. Büyük Türk Milleti'ne Ulusal Kanal Ankara temsilciliği olarak biz de çok teşekkür ediyoruz. Onların göstermiş ve sağlamış olduğu desteğe yaraşır bir şekilde bundan sonra da çalışmalarımızı hızıyla, tüm gayretimizle, tüm fedakarlığımızla sürdüreceğiz. İkinci konuda Şırnak'taki binlerce yurttaşımızın katıldığı o yürüyüş, hakikaten o yürüyüş de takdire şayan bir yürüyüştü ve Türk milletinin doğusuyla batısıyla nasıl birleştiğini ve kenetleneceğini o yürüyüşte gördük. Nasıl gördük? Ellerindeki Türk bayrağıyla gördük. Türk bayrağı Türk'ünü, Kürd'ünü, Laz'ını, Çerkez'ini, herkesi tek çatı altında tutmasını sağlıyor ve bugünkü o yürüyüşle birlikte de özellikle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı ve onun siyasi uzantısına karşı nasıl birlik olunacağı, nasıl mücadele edileceğine dair kararlılığı ortaya koymalar açısından son derece önemliydi. Şırnak'ta şöyle bir bilgi de var. Terör örgütü PKK'ya katılım son yıllarda ve son birkaç ay içerisinde sıfır seviyesinde. Bu da çok önemli bir ayrıntı olarak paylaşalım izleyicilerimizle. Şimdi buradan bağlayacak olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an 1271 fezleke bulunuyor. Bu 1271 fezleke 195 milletvekiline ait. Yani her bir milletvekilinin, bu 195 milletvekilinin hemen hemen her birinin birden fazla fezlekesi var. Bu fezlekeler ne anlama geliyor? Bu fezlekeler haklarında açılmış olan bir soruşturmanın davaya dönüştürülmesi kapsamında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeriyor. Savcılıklar Türkiye'nin dört bir yanında suç nerede işlendiyse o bölgenin savcılığı bir dosya hazırlıyor. Buna fezleke deniyor ve bu fezlekeyi söz konusu milletvekillerinin ifadesinin alınması ve diğer gerekli işlemlerin yapılabilmesi açısından yasama dokunulmazlığının kaldırılması kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor ve burada çeşitli işlemler yapılıyor. Onun ayrıntısını paylaşacağım. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin, evet, 900'e yakın, tam rakamı da bugün itibariyle 898. Burada da 56 HDP'li milletvekiline ait bu dosya. Burada da şunu anlıyoruz ki yine her bir HDP'li milletvekilinin birden fazla dokunulmazlığın kaldırılmasına dair fezlekesi bulunuyor. Bu fezlekelerin 9'u da 6-8 Ekim terör olaylarına ilişkin 9 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan fezlekelerdi. Bu milletvekillerinin söz konusu şiddet olaylarının başlaması, devam ettirilmesi, sürdürülmesi yönünde beyanları olduğu, doğrudan sürece katıldıklarına ilişkin deliller olduğunu içeriyor bu fezlekeler. Diğer HDP'li milletvekilleri hakkı fezlekelerin ağırlığını da terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma veya terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçlarını içeriyor. Bu kapsamda söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılamalarına devam edilmesi isteniyor. Evet, 9 HDP'li milletvekilinin fezlekesi özellikle 6-8 Ekim davası sürecinin iyi bir şekilde sonuçlandırılması ve devam ettirilmesi açısından son derece önemli durumda. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sen söyledin, karma komisyona gönderdi. Karma komisyon bunu, fezlekeleri Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşuyor karma komisyon. O da kendi altında bir hazırlık komisyonu oluşturacak. O hazırlık komisyonu bu fezlekeleri tek tek ele alacak, içeriğine bakacak ve orada bir oylama yapılacak. Denilecek ki bu söz konusu fezlekelerden dolayı kişilerin milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı? Eğer kaldırılmasına dönük bir karar çıkarsa daha sonra hazırlık komisyonundan karma komisyona geliyor. Karma komisyonunda da benzer bir süreç ve tartışmalar izleniyor. O tartışmaların ardından da fezlekelerin kaldırılmasına dönük bir karar çıkarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na ve son aşamaya geliniyor. Son aşamada da salt çoğunluk aranıyor. Yapılan oylamanın ardından
Eğer yine bu söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırılması kararı çıkarsa cümlelerimizin başında söyledik. İfadelerin alınması başta olmak üzere diğer yargılama usulleri haklarında hayata geçirilecek. Şunun altını çizmekte fayda var. Bir milletvekilinin hangi fezlekesine dair dokunulmazlık kaldırılıyorsa sadece o suçla ya o dosya kapsamında yargılanıyor. Diğer dosyalarıyla bir işlem yapılamıyor. Zira eğer o dosyalar hakkındaki dokunulmazlık kaldırılırsa mecliste o zaman yargılanabiliyor. Şu an ilk etapta baktığımız zaman evet bu 9 milletvekilinin fezlekesi büyük önem taşıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a soruldu bu konu. AK Parti'nin tavrının ne olacağını. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sürecin normal bir şekilde işletileceğini ve Meclis Genel Kurulu'nda da eller kalkar iner şeklinde bir açıklama yaptı. Bunu AK Partili kurmaylar ve milletvekilleri bu cümlelerin ne anlama geldiğine ilişkin bazı açıklamalar yaptılar. Bu açıklamalarda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu 9 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde evet oyu kullanacağı. AK Parti'nin tavrı bu şekilde ortaya çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi de evet oyu vereceğini daha önce kamuoyuyla birçok kez paylaşmıştı. Onlar da evet oyu verecek. Yani Cumhur İttifakı bu HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde önemli bir irade beyanı ortaya koyuyor. Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk'a hafta başında yaptıkları Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısında sorduk, sorumuzu yönelttik. Meclise geldiği durumda CHP'nin tavrının ne olacağını. Sayın Faik Öztürk önce bir fezlekelerin içeriklerini inceleyeceklerini ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy renginin belli olacağını söyledi. Ama şunları da cümlesine ekledi. Devlet aklı selim yönetilir ve kinle yönetilmez ifadelerini kullandı. Buradan anlıyoruz ki biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı bir tavrı olabilir. İyi Parti de rengini belli etmeyen bir diğer siyasi parti oldu. Henüz hangi yönde oy kullanacakları belli değil. Ancak bazı milletvekilleri kişisel olarak ben evet oyu kullanırım diyor. Tabii bunun bir İyi Parti'nin kararı haline gelip gelmeyeceği de önümüzdeki günlerde yürütülecek olan tartışmalarda gündeme gelecek. Şu an en acil olan konu, işte Sayın Mustafa Şentop karma komisyona gönderdi. Karma komisyonun hızlı bir şekilde hazırlık komisyonunu oluşturması, dosyaların bir an önce daha fazla bekletilmeden görüşülmesi yargının önünü açacak bir adım olacaktır bu aynı zamanda ve bu dokunulmazlıkların kaldırılması gerekiyor. 2016 yılında izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Toplu olarak fezlekeler gündeme gelmiş ve dokunulmazlık kaldırılmıştı. Orada bir anayasa değişikliği yapıldı. Anayasaya bir geçici madde koyuldu. O geçici madde kapsamında belirli bir tarih belirlenerek, işaret edilerek o tarihe kadar hazırlanan fezlekelerin tamamının işleme konulması ve o söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde geçici madde hayata geçirilmişti. Referanduma gidilmeden o dönemin koşullarında Cumhuriyet Halk Partisi de AKP, AK Parti'de, MHP'de, HDP'de, özür diliyorum HDP'nin dışındaki diğer partiler evet oyu vererek söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi o dönem şu ifadeyi kullanmıştı. İçimiz yana yana veya işte anayasaya aykırı bir şekilde biz bu konuya evet diyoruz açıklamasında bulunmuşlardı. Bunun sebebi de PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yan yana düşmemek olarak o dönem açıklanmıştı. Ama en nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi 2016 yılında bu anayasa değişikliğine evet demekten çok pişman olduğunu kamuoyuyla daha sonra açıkladı. Özellikle de Enis Berberoğlu'nun yargılanması, milletvekilinin düşürülmesi sürecinde bunu doğrudan yaşadılar. Onun dışında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken gibi isimlerin tutuklanması, cezaevine atılması süreci de yine o dokunulmazlık sürecinin kaldırılmasının arkasından gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi sadece kendi milletvekili açısından değil, bu HDP'li milletvekillerinin tutuklanarak cezaevine koyulması açısından da büyük bir pişmanlık yaşamıştı. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu 9 HDP'li milletvekili hakkındaki fezlekelerin hayata geçmesi noktasında da hayır oyu kullanacağı gibi bir izlenim ortaya çıkabilir Deniz Çağlayan.
Gürkan, sosyal medyada özellikle dönen bir tartışma var. Benim söylemeye dilim çok varmıyor ama CHP'li Özgür Özel'in sarf ettiği bir cümle. Gara'daki katliamı kimin gerçekleştirdiği önemli değil. Bu cümleyi gerçekten sarf etti mi Özgür Özel? Evet, Deniz Çağlayan, bakın sizinle geçen haftaydı sanırım yaptığımız bir yayında şunu söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin bu eleştirilerin en ucunda sürecin dönüp dolaşıp bizzat operasyona katılan Türk ordusunu yani oradaki Mehmetçiği suçlayan pozisyona düşeceklerine yönelik. Ve geldiğimiz noktada nitekim Cumhuriyet Halk Partisi bu duruma gelmiş durumda. Sadece iktidara ya da sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a değil, bizzat operasyon içerisinde yer alan o helikopterlerden indirme harekatına katılan veya F-16 pilotlarını o bombaları yağdıran pilotları suçlayacak bir pozisyon içerisine geldiler. Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamada bunun tezahürüdür ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle HDP ile iç içe geçmesinin de bir sonucudur. HDP ile yakınlaştıkça bırakın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, bırakın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, zira bunlar doğrudan sürecin içerisinde terörle mücadelenin, onların da ötesine geçirerek doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini ve o sahada aktif bir şekilde operasyona katılan Mehmetçiğimizi hedef alan bir hale geliyorlar. Bunu her geçen günde dozajını arttırıyorlar. Ne demek orada kimin öldüğü ya da öldürüldüğü önemli değil. Öldüren var ya da katleden var. Kim? Terör örgütü PKK, Amerika'nın kara gücü. Orada katledilen kim? 13 Türk vatandaşı, kahramanlarımız, kimisi polis, kimisi sivil, kimisi asker. Bunlar nasıl gitti? Ellerini kollarını sallayarak ya biz geliyoruz size, hadi bizi burada tutun diye mi gittiler oraya? Bu şekilde mi oldu? Onları PKK kaçırdı. İşte bir şehit babasının ifadesi var çocuğunun açlıktan ve işkenceden düştüğü duruma ilişkin. Bir de HDP'li milletleri onları misafir edecekler demişti. Görüyoruz nasıl misafir ettiklerini. Yani özet itibariyle HDP ile iç içe geçmeye başladığından beri Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarını, personellerini de hedef almaya başlamıştır. Bu açıklama da bunun bir örneğidir. Bu soruyu sormamın sebebi de şu Gürkan. Az önce sen de söyledin. Cumhur İttifakı'nın oy rengi belli. Bunu ifade ettiler. Ama Millet İttifakı'nın tavrı net değil ya. Aslında bu açıklamalar bize önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanacakların mesajını veriyor. Gayet açık ve net bir şekilde. Bir sorum daha olacak. Yine bugün içinde de gündemde, evvelsi gün de çok konuştuk. 4 HDP'li vekilin cezaevindeki teröristlere pul göndermesi konusu. Bize biraz bu pul gönderme olayının perde arkasını anlatabilir misin? Bu olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl yankılandı? Yani bu olayın üzerine rağmen hala tavrını netleştiremeyenler mi var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Bunu Meclis Başkanımız Mustafa Şentop da açıkladı. Sadece PKK'lar değil Deniz Çağlayan, aynı zamanda FETÖ'cülerin de benzer şekilde toplu pul edindikleri söz konusu milletvekilleri tarafından verildiğini ve bu pullarla da yapıştırarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni mektup yağmuruna, dilekçe yağmuruna tuttuklarını açıkladı. Burada organize bir hareket olduğu anlaşılıyor. Özellikle PKK'lıların ve FETÖ'cülerin cezaevlerinde bir hareketlilik yaşanmasına dönük veya işte cezaevlerini karıştırmaya yönelik, aynı zamanda sözüm ona demokrasi barındıran bünyesinde Batı'yı da harekete geçirecek, oradaki çeşitli örgütleri, çeşitli yapılanmaları Türkiye'nin üzerine baskı kuracak bir hale dönüştürmek açısından bu şekilde organize bir hareket ettikleri anlaşılıyor. Ama Mustafa Şentop, Sayın Şentop Meclis Başkanımızın yaptığı açıklama bunu boşa düşürüyor. Hem PKK'lıların bu durumu hem FETÖ'cülerin yapmak istediği boşa çıkıyor. Bu tarz şeylere Türkiye Büyük Millet Meclisi de prim vermeyecektir. Türk yargısı da prim vermeyecektir ve ceza infaz kurumlarımız da prim vermeyecektir. Zira vermedikleri ortada, söz konusu pulları tekrar onlardan aldıkları da yine kamuoyuna yansıdı. Bundan sonra da buna benzer olayların yaşanmasının önüne geçilecektir. Şunu söyleyelim, cezaevinde bulunan FETÖ'cüler Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in rüyalarıyla bir dönem kendilerini dinç tutmaya çalıştılar. Kendi aralarında bu tarz sohbetler yaptılar.
Bu da bunun bir noktada devamı olarak görülebilir. Ama söylediğim gibi bu tarz provokasyonlara hiçbir kurumumuz, hiçbir bürokratımız geçit vermiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ulusal Kanal temsilcisi, Ankara temsilcisi Gürkan Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkentin gündemini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nabzını bize aktardı. Önümüzdeki günler hareketli olacak gibi görünüyor. Bir kere daha bunun altını çizmek istiyorum.